Herkese merhabalar efendim. Şöyle saçlarımı düzleştirdim. Biraz önce size gösterdim, çok kabarıktı ve ben sadece 5 dakikada falan böyle üstün körü düzleştirdim kabarıklığını alsın diye. O yüzden şöyle birazcık makyaj yapalım. Ne yapacaksın Ebru? Hani neden makyaj yapıyorsun derseniz, bir şey yapmayacağım. Yani şöyle işlerimiz var tabii ki. İlk başta yılbaşı paketim takipçime çıktı ve ben onu hala gönderemedim. Yani pazartesi zaten açıldı. Bugün günlerden çarşamba. Bugün onu vermek istiyorum ki kıza hemen ulaşsın. Onu yapacağız. Bir de arkadaşlar kargom gelmiş. Şimdi bir kargomu açarız. Bir de arkadaşlar bir kere daha bir de diyormuş. Ne çok söyleyecek şeyim varmış gibi. Benim uzağım yok. Yani ben uzağı göremiyorum. Yani çok böyle buğulu falan görüyorum. Hele televizyon izlerken yazılar o kadar buğulu ki. Gözlüğüm var. O gözlüğü de 2 yıl önce falan aldım. Neredeyse 2 yıl olacak. Sanki böyle 1 milyarlık televizyon 40 milyarlık televizyon gibi oluyor. HD ve çok iyi görüyorum. Sanki böyle gözlüğü taktığım zaman son model bir televizyon almışım gibi yani oluyor. Ama çerçevesini 2 yıl önce yuvarlak aldım ve ben o çerçeveyi sevmiyorum. Böyle daha farklı bir çerçeve alıp sürekli takmak istiyorum. Özellikle işte böyle televizyon izlerken, araba kullanırken falan filan böyle hani o gözlükle levhaları, işte televizyonu falan görmek için iyi olur diye düşündüğüm için bir gözlük çerçevesi bakacağız. Burada bir optik var. Zaten 2 yıl önce de oradan almıştım. Optiğe bakarız diye tahmin ediyorum. Umarım sevdiğim gibi olur. Böyle kare falan. Zaten denerim. Oradan da izin alırım. Hani adamı derim kendim çekebilir miyim yani. Sadece kendimi çekeceğim. Kendi orada da denerim. Size de gösteririm. Oradan bir tane seçeceğim ve hep takacağım böyle. Bu arada öğlen arkadaşımla sahilinde kahve falan içtik. Yürüyüş yaptık. Farkında mısınız? Erken uyanınca gün çok güzel gidiyor. Saat kaçta uyandım ben? 9.30'da uyandım ve saat şu anda 3. Bütün yani kahvaltımı ettim, kahve içtim, gezdim, dolaştım, geldim. Şimdi çamaşır makinem çalışıyor. Çamaşırları asarız. Ondan sonra da çıkar, geri kalan işlerimizi hallederiz ve gün çok uzun oluyor. Makyajımı da hafif yaptım. Şu kaşlarımı düzelteyim değil mi? Sizden en çok aldığım şey Ebru kaşlarını tara. Şey yapacağım, jel almak istiyorum bu tutması için kaşları, hani inmemesi için de. Onun için de daha karar veremedim. Varsa bildiğiniz, sevdiğiniz söyleyin, alayım. Şöyle kaşları sabitlemek için. Ne kadar hızlı bir makyaj oldu, kaç dakika? 3 dakikada makyajımızı yaptık vallahi. Allık fırçası da almam gerekiyor, şöyle güzel. Ay, benim her şey almam gerekiyor ama hangi birini alacağım bilmiyorum. Tamamdır. Bir de parfüm sıkalım. Okey. Kargom gelmiş. Sanırım ben arkadaşlar sizi motive edecek bir şey anlatacağım. Ondan önce bir açayım onu diye bakayım. Ben Oysho'dan kendime bu sporcu büstiyeri ve tight aldım. Hayalim de arkadaşlar şöyle, yani ben kilolu zamanlarında spor salonuna giderdim ve herkes deli gibi böyle işte çok güzel takım sporcu süslerini falan böyle tight giyerlerdi. Ve hayalim şeydi ya, zayıfladığın an böyle giyineceksin spor yaparken falan. Ondan sonra işte böyle ara ara aldım ama hiç Oysho'dan da takım almadım. Hazır indirim varken de böyle bir 30-40 lira hepsi inmiş zaten. Oysho'dan da şöyle güzel bir takım aldım ve bu seri de şey düşündüm. Bu seri giyerim, üstüne böyle crop bir bluz da giyerim, öyle de kullanırım. Hem de böyle güzel bir çekiliş yapacağım. O çekilişinde lazım olacak bir spor kıyafeti. Umarım istediğim gibidir. Bakayım be. Çok heyecanlıyım. Ben bunu bekliyordum. 2-3 gün önce verdim, hızlı geldi. O değil. Neyse, Bershka'danmış bu. Ama o da kargoya verilmişti. Acaba o nerede? O ne zaman gelir? Hayallerim suya düştü arkadaşlar. Neyse, yarın deneriz. Yarın gelir bence. Yarın gösteririm. Şöyle bir kemer aldım 50 liraya. Bakın kemer o kadar güzel ki Bershka'dan. Şöyle. Ama içime doldu. Bakın benim kalbim çok demiş. Şurada biraz önce senin ne dedim. Bir bakayım da öyle konuşayım. Gene bakmadan konuştum ve bu çıktı. Ben bu kemeri şey olarak düşünüyorum. Böyle elbiselere falan da işte gömleklerle falan, böyle uzun gömleklerle elbiselerle de kullanırım diye aldım. Bir de bu indirimden şöyle bir pantolon aldım arkadaşlar. Bu böyle İspanyol paça. Seviyorum ben böyle. Bunu 36 aldım. Bakalım deneriz. Şöyle de yırtık. Şöyle de şeyi var. 90'lar modeliymiş. Wow arkadaşlar, 2 dakikada size kombini de yaptım bu arada. Kemer enfes, pantolon enfes. Kemeri size şöyle göstereyim arkadaşlar, kemer yumuşacık görüyorsunuz ve elbise de yapsak en fazla şöyle duracaktı, anladınız mı? Anladınız mı? Onun gibi.
O yüzden kemere de bayıldım. 50 lira ve hiçbir şey siyahlı. Şimdilik öyle göstermek için taktım. Belki takmayabilirim kemere. Topuklu ayakkabıyla giydim. Ama bence spor ayakkabıyla da botla da çok güzel olur. Topuklu ayakkabım da topuklu ayakkabı harbiden. Ki 36'da bile arkadaşlar şöyle bakın. Belde hafif böyle bir, yani tabii ki tam oldu da hafif böyle bir bolluk bile var. Yani çok sıkmıyor. Tam olmuş. Bacaktan da aynı şekilde. Şu olayı da çok seviyorum. Şimdilik böyle kombinledim ama dediğim gibi böyle güzel. Ay ne var anacığım, ne var? Tak 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 tak. Arkadaşlar karar değişikliğinde benim gibi olmayın. Ya pantolonu beğendim. Hoşuma gitti yani. 36 beden olması beni tabii ki mutlu etti. Ama ben baktım. Bence insan olduğundan iri gösteriyor. Yani mesela bacaklarım olduğundan daha kalın gösteriyor. İspanyol poşet bol kesim olduğu için. İki tane var, ben bunu beğenmedim ve ben bunu iade edeceğim. O yüzden şimdi kargoya götürürken bunu da iade edeceğim. Beğenmedim yani. Çok böyle sevdiğim gibi olmadı gerçekten. İstediğim gibi durmadı. Ama kalıbı falan güzeldi. Ama yok yani. No, beğenmedim. Kısacası lafın özü beğenmedim. Onu değiştireceğim ama kemer çok güzel. Kemeri çok sevdim. Bu arada Oysho'dan aldığım spor taytı da daha sadece kargoya verilmiş. Yani hiçbir merk şubeye bile gitmemiş daha. Hoppa! Arkadaşlar hedefim şu kutuya sığdırmak. Bilmiyorum sığar mı? Battaniye olduğu için birazcık sığmama ihtimali yüksek gibi. Ama emin değilim. Bardak da var. Uf, işte tek olay ne biliyor musunuz? Bu kargo sisteminde yapamamak. Neyse. Sığdırırım bence ya. Termos da var. Termos şöyle koysam. Şu bardak kapanmaz. Şöyle. Bunu benim özür dilerim diyeceğim ama bunu güzel kargolamam gerekiyor ve uzak bir yere gidecek. Ama böyle de çok iyi. Bunun üstüne koyabilirim. Şöyle. Burada çok tatlı not defterleri falan var. Şu var. Ajanda da var. Şöyle ben onu ayarlayacağım işte bir konuşacağım. Ben şey düşünüyorum. Tamam canım. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Yılbaşı notu yazacağım. Onu da yazayım öyle vereyim. Diyeceğim 2021 sana şans getirsin. Güzel günlerde kullanman dileğiyle. Bol eksiler göreceğin, istediğin bedene ulaşacağın zamanlarda yeşil çayını yudumlaman için bardağını da mutlulukla kullan. Sağlıklı günlerde kullansın. Şöyle notu da koyayım. Evet, bunu böyle kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu ben batlamam lazım. Oh, arkadaşlar şöyle ruhumuz renklensin. Giyindim. Beyaz spor ayakkabı giyiyorum ve çıkıyoruz. Kargolarım var. Ay bir ara öğün yapalım ya. Durun gitmeyin. Şuradan ara öğün zulamdan şu piko yiyeyim ya. 96 kalorim. Vallahi midem gurulamaya başladı. Kahvaltı saat 10.30'da 11'de ettim ve saat 4'e geldi yani. Bunu yiyeyim. Ay karnım gurulduyor. Durun şöyle göstereyim. İçeriğini. Şöyle çikolata var. Üstüne tahıl. Hindistan cevizi ve Hindistan cevizi çikolatadan inanın pek bir fark yok. Şöyle bir şey yaptım. Kutusundan çıkarmak istemedim çünkü kendi sayesinde istiyorum. Diğerleri de bütün içeride. Bir de notumu yazdım. Gözlüğümü de aldım. Normalde işte kutusu bu. Şu gözlüğüm buydu. Şöyle. Bildiğiniz doktor gibi oluyordum. Bakın. Tarzımız buydu. Ama ben bu tarzdan sıkıldım. Bu tarzı istemiyorum. Çalışkan öğrenci tarzı ya. Sevmedim ben şu an bunu. Kına tutar gibi tutuyorum. Farkında mısınız? Şöyle. Ay bununla gitmek. Neyse çok uzak değil anlattım. Thank you.
oval olayını sevmiyorum. Çok beni şey gösteriyor. Çalışkan öğrenci gibi. Hani biraz tarz olsun istiyorum. Bu da böyle yuvarlak gibi ya. Şu daha iyi gibi. Şimdi bir daha deneyeceğim. Evet, bunu tarzı daha çok güzel. Sevdiğim gibi ben de. Hafif olması güzel. Arkadaşlar, gözlüğümü seçtim ve geldim. Bu arada o gittiğim optik de çok pahalanmış. Normalde ben 2 yıl önce oradan almıştım. 50 liraya aldığım gözlük. Şu an sadece markalar falan var. Yani Prada, Burberry, işte Miu Miu. Yani bildiğiniz markalar falan var. Benim bakışını size göstereyim. Eski gözlüğüm buydu. Hatta 2 tane gözlüğüm oldu. Bu çok iyi. Eski gözlüğüm buydu. Duruşu böyleydi. Yani ben sevmiyorum bu duruşu çok fazla. Tatlı ama çok tarz değil. Şimdiki ise şöyle Vogue markasının. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Bakalım siz beğenecek misiniz? Benim yüzüm küçük olduğu için çok büyük gözlük olmaz zaten. Ben de bunu seçtim. Nasıl? Ben sevdim duruşunu. Yani ben bunu dışarıda böyle hani kullanırım uzağa görebilmek için ve hani keyif alırım kullanmaktan. O yüzden kabını da verdiler ve bence güzel. Yani şöyle şimdi yani çok rahat televizyon izleyebiliyorum HD bir şekilde. Şöyle biraz ışığı alalım size. Şöyle. Ben sevdim. Yani benim için güzel. Artık zaten sevmeseniz yapacak bir şey yok ama hoş. Vallahi ne kadar diye sorarsanız 640 lira verdim çerçevesine. 2 yıl garantisi varmış. Her zaman getirebilirsin dedi. Ya ben de arkadaşlar açıkçası almışken güzel bir şey almak istedim. Sonuçta ben bunu hep böyle kullanacağım. Her gün düzenli takmam gerekiyor. Artık gözlerim yoruldu. Bir de dinlendirici gözlük alacağım. Onun için önerileriniz var mı? Yani zaten numarası olacak sanırım. Hani böyle bilgisayarla, çünkü sürekli her gün neredeyse edit yapıyorum ya da telefonla ilgileniyorum. O zaman takarım, gözlerimi dinlendirir ya da kitap okurken, telefonla ilgilenirken diye düşündüm. Bunu da böyle işte hem tarz olsun, dışarıda takabileyim, keyifli, böyle her kıyafetime yakışsın diye aldım. Hoşuma gitti. Artık 2 yıl boyunca güle güle kullanırım. Yapmıştı biliyorsunuz boşnak mantısı. Şu an pişiyor. Bugün biraz relaxım. Çok güzel bir kahvaltı ettim sabah, sağlıklı. Öğlen de biliyorsunuz bar yedim. Daha hiçbir şey yemedim. Biraz da şöyle 10 günde bir canım ara ara börek istiyor ve börek pişirdim. Size göstereyim tam son nasıl olduğunu. Bir 5 dakika pişecek ama mutfak enfes de kokuyor. Harika. Arkadaşlar, boşnak mantımız hazır. Böyle pişirdim, kıymalı. O kadar güzel ki şöyle içinde göstereceğim. Kıyma var. İstiyorsanız buna böyle sarımsaklı süzme yoğurdu da atabilirsiniz. Yoğurt da yenilebiliyor ama ben pek yoğurt şu an istemiyorum. Saatlerimiz şu anda kaç biliyor musunuz? Bakın. 1:20 geçiyor. Ne yaptım derseniz, börekten sonra pek bir şey yiyemedim. Zaten yeterince doymuştum. Ondan sonra edit yaptım. Editim bitti. Sonra mutfağımı topladım. Zaten beraber topladık. Şimdi şöyle bir krem süreyim diyorum. Yarın da bu arada 8-8.30 arası falan uyanacağım. Yarın da erken uyanacağım. O yüzden benim artık yatmam gerekiyor. Geç bile kaldım. Yok, evi toparlı, yok onu hallet, bunu hallet. Yarın çekim var tekrar. Ne, bu sefer nereye gidiyorum derseniz, garaja gidiyorum arkadaşlar. Exen izleyenler bilir ya da takip edenler. Bu araba programı var ya, Doğan Kabak'ın, oraya gideceğim. Orada da yani çok güzel arabalar geliyor. Yarınki arabalardan yani çok hakim değilim arabaların fiyatlarına ama bildiğim kadarıyla 10 trilyon falan bir tanesi. Sürpriz olsun, söylemem ne geleceğini ama siz göreceksiniz zaten, yayınlanacak. Belki bir iki haftaya falan görürsünüz en geç o da. Yarın o yüzden oraya gideceğim. Yani size bir şey söyleyeyim, böyle işte biniyoruz falan arabaya, hani böyle çekmek için inceliyoruz arabanın içini. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben başka arabaya binince, yani başka araba da çok iyi geliyor bana, o arabadan sonra çok şey geliyor yani. Tabii ki çok deli para ya. Arabanız var, düşünsenize 10 trilyon. Hatta ben şey diyorum ya, 10 trilyon benim olsa hayatım kurtulur zaten. Benim bile ilgimi çekiyor. O arabaların detayları, içi, dışı, gidişi falan, böyle bir vrap falan oluyorum yani. Kendime çok güzel 2 tane ajanda aldım. Kargoya verilmiş. Büyük ihtimal yarın ya da öbür gün gelir. Ya bu videoda ya da başka videoda gösteririm. Ajanda alıp şey dedim, hani böyle artık planlı olacaksın. Uçaksan işim, gücüm, hobim, neyim varsa her şeyi planlı yapacağım. Aynı zamanda bu platform için de geçerli, yazılarım için de geçerli ya da yapacağım içerikler için de geçerli.
Bakalım gelsin de. Bir de nemlendirici aldım arkadaşlar. İki tane farklı markanın aldım. Madelep'ini aldım. Zaten Madelep'i biliyorsunuzdur. Yani kaç bin yorum vardı ya? 50 bin yorum falan var mıydı? Bilmiyorum, sallamış olabilirim ama çok yorum var. Ve zaten %90'ı çok memnun kaldığını söylüyor. Madelep de kuru ciltler için çok iyiymiş. Yani cildi inanılmaz böyle bebek poposu gibi yumuşacık yapıyormuş. Ve bu sivilce izler, yaralar varsa da onları da iyileştiriyormuş. Bir Madelep'i deneyeceğim. Hep çünkü benim cildim çok kuru. Fondöten sürdüm, böyle pütür pütür bile oluyor. Biliyorsunuz ki Hindistan cevizi sürüyordum salak gibi. Ve bildiğiniz tüylendim. Hatta herkes söylemiş. Hindistan cevizi evet kıl köklerini güçlendirdiği için çıkartıyor. O yüzden onu kestim. Şimdiki zeytinyağını sürüyorum elimde olmadığı için. Umarım o bunu yapmaz. Şu anlık bir şey görmedim daha. Bir de CeraVe'nin, o da çok öneriliyor kuru ciltler için. Onu böyle küçük boyuna aldım. İkisini bir deneyeceğim. İki farklı marka aldım. Hem daha iyi gözlemlerim ikisinin farkını. Artık hangisinden memnun kalırsam onu devam edeceğim. İkisinden de memnun kalmasam farklı arayışlar içinde olacağım. En azından şu cildimin kuruluğundan, hey bu mevsim geçişlerinde şu pütür pütür durumundan kurtulmak istiyorum. Bakalım, deneyeceğim. Şimdi yarın da ne giyeceğime karar vermem gerekiyor. Yani şimdiden ayarlayayım ki sabah hemen tak üzerime geçirip uykulu bir şekilde. Biz çekimde arkadaşlar şey oluyor, böyle işte kalabalığız ya, işte simitler, poğaçalar falan alınıyor. Bazen simit yiyorum, seviyorum ama poğaça açma pek yemiyorum. Yarın kepekli tost tarzı bir şey yaparım. Kahvaltımı hazırlarım, orada yerim diye düşünüyorum. Öğlen de alırım. Öğlen de dürüm geliyor. Yani neler geliyor önüme, neler neler sınanıyorum ama ölçülü bir şekilde yiyorum korumada olduğum için. Döner de yediğim oluyor, simit de yediğim oluyor tabii ki. Ruh halime bağlı. Benim ruhum değişken biliyorsunuz. Bir şey yaparım diyorum, yapmıyorum. Yapmam diyorum, yapıyorum. Beğendim diyorum, beğenmiyorum. Beğenmiyorum dedim diyorum, beğeniyorum. Farklıyım. O anlık ruh halime bağlı. Şimdi diyorum ki şöyle bir kot pantolon giyerim herhalde. Üzerime de bir şeyler. Hadi gelin bakalım ya. Var. Şu var mı? Var. Arkadaşlar bir şeyler seçtim gibi ama seçmedim gibi de çok emin değilim. Şunu giyebilirim. Sanki üstüme gömlek mi giysem, kazak mı giysem bilemiyorum. Ben bir karar vereyim. En kötü sabah da bir bakarım. Sabahleyin. Size söyleyeyim, Ayşe dert. Fazla kıyafetin olur mu seçmek dert. Kıyafetin olmaz ne giyeceğim diye düşünmek dert. Şu kadınların çilesi neden hiç bitmiyor kıyafet konusunda. Günaydın, 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 günaydın arkadaşlar. Good morning. Şöyle bir hemen hafif bir makyaj, saçlarımı düzleştirdim. Çok şekilde değil de hafif bir düzleştirdim. Şimdi şöyle kapatayım. Şimdi bir renklendirelim yüzümüzü. Kıyafetimi karar verdim. Bu arada dün size dedim ya, yok işte kot giyerim falan, çok farklı bir kıyafet oldu. Benim sağ solum belli olmaz. Yani hem bugün üşümeyeceğim hem de rahat edeceğim bir kombin yaptım. Benim için de güzel oldu. Kahvaltı için arkadaşlar yanıma bir şey almayacağım. Ara öğün alabilirim ama sanırım orada bir simit yerim. Çünkü baktım dolaba sadece kepekli ekmeğim ve peynirim var. Başka hiçbir şey yok. O yüzden de dedim ki hani uğraşmayayım. Burada yarım simit falan yerim. Simit sen yiyor musun diye sorarsanız. Şöyle. Mesela kilo vermede olsaydım arkadaşlar. Dün yedim, yemiştim simit. Mesela bugün riske girip simit yemezdim. En kötü tost yapardım, götürürdüm. Ama koruma biraz daha böyle relax, rahat, zevkli olduğu için yiyebiliyorum. Hatta yarım simit yiyip öğlen dürüm bile yerim. Akşamleyin ama hafif beslenmem gerekiyor. Tam dengelemek için. Şöyle giyindim. Güzel böyle farlı marlı rimelle. Aslında göz kalemi çekmek istiyordum da uğraşmadım. Böyle bir makyaj yaptım, hemen kıyafetimi gösteriyorum. Hazırım arkadaşlar. Şöyle bir gömlek giydim. Kemerli taş renginde. Siyah tayt ve yeni aldığım çizmelerimi giydim. Üzerime de şöyle bej renkli bir montum var. Onu giyeceğim. Ve hazırım. Hem rahatım hem şık, oh, şık şeklindeyim. O yüzden sevdim bu görüntüyü. Vallahi tam.
Tamamdır. Çıkabilirim. Arkadaşlar şöyle hazırım ve artık çıkıyorum. Arkadaşlar ben geldim ama bayağı bir sonra geldim. Saat 7.30 gibi falan evdeydim. Bugün çok güzel geçti. Güzeldi, eğlenceli. Hatta fotoğraflar falan çekildim. Program yayınlansın, arabanın içinde falan böyle fotoğraflar çekildim. Ay çok güzeldi araba ya. O kadar güzeldi ki. Keyifli bir çekimdi. Paketim gelmiş. Bakın size dün dedim ya. Çok güzel bir tayt söyledim. İşte baktım. Hani gelmedi, üzüldüm falan da. Şimdi gelmiş ve bunu deneyip videoyu öyle kapatmak istiyorum. Bunu deneyip size göstermek istiyorum. Ay çok güzel. Şöyle bir brusiyer aldım arkadaşlar. Şimdi böyle bunu giyip üzerine de böyle bluzlar var ya. Şimdi moda. Bu da. Bunlar ikisi takım değil ama ben böyle takım yaptım. Arkadaşlar giyindim. Böyle bir sporcu bustiyerim ve taytım. Kumaşı inanılmaz rahat, yumuşacık. Böyle bir gün önce söyledim ya, göstermeseydim beni mutsuz ederdi. Şimdi böyle koyu renkler git. Spora giderken şöyle böyle açık renklerle crop spor bustiyerlerini giymek gerçekten çok güzel ya. Sizi de motive etsin. Motive etmesi için gösteriyorum bu arada. Bununla ilgili zaten güzel bir çekiliş postu geldi. Bu kıyafetimi giymeyi düşünüyorum. Sürpriz olsun o çekilişte. Ama anladınız bence. Şöyle bir eliptik mi acaba? Bilemiyorum. Güzel sürpriz olsun. Ay göz artık makyajımı çıkartıp yatıyorum. Sizleri seviyorum. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Yoğun bir hafta beni bekleyecek ama olsun, hiç önemli değil. Umarım bolca video çekebilirim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.